Benim rahmetli babamın bana aldığı oyuncaklardan biri. Bu benimle yaşıt. Bu benimle yaşıt. Yaşım belli olmasın diye söylemeyeceğim. Modelin altında yazıyor. 1970'li yıllar bu. Bir İngiliz karavanı sağdan kapı. Ondan sonra bunu bir Jaguar çekiyordu. Jaguar'ı çok oynadığım için onu kırmışım. Onu şimdi bir tuvalekle akuple ettik. Bunları niye getirdim? Esasında şimdiki konuyu güzel tarif edebilmek için getirdim. Aklıma geldi, ben nasıl anlatırım bunu şimdi karavana bu hareketleri yaptıramayacağımıza göre. Ha, bu arada bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Bu da muhteşem bir şey. İnanılmaz bir el zanaati var bunda. Bayılıyorum ben buna. Kulakları çınlasın, bir duysunlar buradan. Deniz'le Büşra'nın bize hediyesi bu. Çok güzel, çok şirin bir şey. Şimdi ATC savrulma önleme sistemi. Şimdi otomobillerdeki işte ESP adı verilen denge sistemi. Ya bu ne yapar bu sistem? Bu sistem ölçer. Neyi ölçer? Şöyle yalpayı ölçer. Böyle devrilmeyi ölçer. Bir de böyle freni ve gazı ölçer. Bunun abi baktım ben işte ilk zamanlar. Benim ikinci el almıştım ben bürstünlerimi. Onu da daha önceki sahibi takmış sağ olsun. Ben olsam o paralara kıyıp takmazdım. Tabii ah ne güzel dedik, güvenliğimiz çok yüksek, gidiyoruz ediyoruz falan işte. O zaman Passat'la çekiyorum. Bürstünlerim de kısa olduğu için hiç rüzgar tokatlaması yemezdim. Onu da şimdi anlatalım. Ben şu anda büyük problemler yaşıyorum bu hobimde. Yüzü asla geçemiyorum ben artık. Geçmiyorum. Hatta hız limitörü kurdum. Geçmemek için. Çünkü şu arkadan şuradan vuran rüzgar burada böyle bir küçük yalpa başlatıyor. Özellikle tırları sollarken veya otobüsler beni solladığında ciddi korkuyorum. Ciddi korkuyorum. Çünkü onların bir önünde basınç dalgası, arkasında da vakum dalgası var. Bir basınç bir vakum derken bu böyle küçük küçük oynamaya başlıyor. Şimdi zaten ATC'nin de işte temel görevi bu yalpayı durdurmak. Ama nedir? Ya şimdi bir otomobilde kayma başladı diyelim ki, arkadan savrulma. Bu tarafa savruldu. Araç işte tek tekerlek freni yapar. Biz bunu fren pedalıyla yapamayız. ESP bizim yerimize yapar. Bu tekerleği bir frenler. Düşünün ki bu da böyle aracın arkasını hizaya sokar. Tabii önden kaymada da neyse uzatmıyor. Fakat ben ilk önce ATC'li karavanımda aynı şeyin olduğunu düşündüm. Yani tek tekerlek freni yapabiliyor sandım. Meğersem yapmıyormuş. İki tekerleği birden frenliyor. Yani diyeceğim şu, şöyle bir şimdi şu çizgileri de yol saysak güzel güzel gidiyorsun. Derken bir sebepten yalpa başladı. Karavan şu hale geldi. Şimdi bu hale geldiğinde artık bu araba frenlese olacak hareket savrulmayı iyice arttırmak olurdu. Zaten freni de pek çalışmaz çünkü onu bile yapmışlar oyuncakta. Şuradaki körük ezildiği için, bu sıkıştığı için frenleri tutuyor. Olaylar korkunç kazaya doğru giderdi. Ha, ATC ne yapıyor? Yalpayı anladığında, olaylar buraya döndüğünde aracın frenine hiç bakmadan kendi frenlerini otomatik olarak çektiği için, tabii bir de gidişi düşün, otomatikman karavan hizaya giriyor. Güzel bir sistem. Keşke arabayla konuşabilen, ileride olur, arabayla konuşabilen bir ESP sistemi olsa, tek tekerlek freni bu da yapabilse, o zaman muhteşem bir şey olur. Yani şu küçük yalpalar da ortadan kalkar. Ancak ben ATC'mi Allah'a şükür hiç çalıştırmadım. Çalışmadı, o hale hiç düşmedim. Yalnız bu şöyle söyleyeyim, böyle kolay kolay her sürüşte başa gelecek bir şey değil. Ben karavanımdaki ATC'nin çalıştığını bir tek bir gün bir banketten, ama biraz hızlı görmediğim için çapraz geçtiğimde, hani banketten böyle çapraz geçersin araba olduğu gibi sallanır ya, öyle çapraz geçtiğimde karavanın frenlerini sıkıp beni arkadan tuttuğunu o zaman anladım. Ben arabada frene basmıyordum o anda. Yani durum şu hale geldiği zaman evet ATC toplar mı? Toplar ama iyi paradır. Ben o yüzden bu karavanımı açıkçası onu biraz arka plana attım. Yavaş kullanıyoruz, dikkatli kullanıyoruz. Çok kaygan yola gelirsek problem olabilir. Ha, şunu soracağım. Bir soru da
benden izleyicilere gelsin. Bilmiyorum, denemedim. Bir iki yazıları okudum ama gerçek tecrübesi olan varsa şöyle bir paylaşsın. Şimdi diyelim ki güzel kış lastiğimizle, dört çeker aracımızla çıktık bir karlı dağ yoluna çıktık. Çıkarken güzel, o arkadan gelir, oraya kadar ben de problem yaşamayacağımı tahmin ediyorum. Virajlarda kaymak pek şey olur. Yavaş çıkarsın çünkü, yani 40'la 30'la çıkarsın. Ama inerken acaba karavan arkamızdan gelirken, kış lastiği yok tabii. Arkamızdan hafif böyle yan yanımıza gelir mi? Yani şu pozisyonu düşün ki iniyorsun, frenliyorsun. Araba tutuyor. Eyvallah. Bu tutamazsa şu harekete başlar mı diye açıkçası merak ediyorum. Tecrübesi olan varsa lütfen paylaşsın. Bir konu daha. Mover şart mı? Abi mover çok para. Ama şart ya. Şartmış. Yani öğrendik. Şimdi bürsünlerde benim yoktu. Eski karavanda yoktu. Tam bir sene azmettim. Ya bunu şimdi Alco, o zaman başka da yok piyasada. Alco'nun var. Biri Ranger. Bu manuel zaten. Tekerleğe elle yaklaştırıyorsun. Onu şimdiden söyleyeyim. Hiç olmasın daha iyi. Yani eyvallah. Mover mu? Mover görevini yapıyor ama ya onu fazla sıkacağım diye korkuyorsun. İki kere iş çıkıyor. Gel sık kolu, tut. Nereye bıraktım? Kaybettim mi? Bir daha ara. Tam sıkmamışsın. Biri sıkar, biri sıkmaz. Güya aralarında bir şasi demir var. İkisini birden sıkacak ama öyle olmuyor. Demir zayıf. Buruluyor. Öbürünü sıkmıyor. Dön öbürünü de sık. Tar yalama yapar bir şeyler falan. Az para da değil. Sonra otomatik isterim dersen Mamut var. Mamut otomatik ama inanılmaz da gereksiz güçlü. Bir de fazla yani. Bir de 2300 eurolar falan da o zaman. Bunlar deli paralar. Tabii sigara içenler için kolay. Daha kolay bu bütçe. Çünkü sigarayı bıraktığın anda bir senede bu parayı biriktirirsin. Neyse. Bir sene uğraştık. Bir sene. Şöyle oluyor. Enteresandır. Şimdi herkes yardıma koşuyor. Karavan ve karavancı çok seviliyor. Seni görüyorlar, o demirleri hanımla iterken ederken bir anda bir bakmışım 5-6-7 kişi oluyor etrafında. Ya problem şu ki şimdi ortak bir beyin değil ki, birbirimize kabloyla bağlı makine değiliz ki. Senin kafandaki manevrayı insanlar nereden bilsinler? Herkes sadece itiyor kontrolsüzce. Dolayısıyla sen asla park etmek istediğin yere, park etmek istediğin şekilde giremiyorsun abi. Yani saçma bir pozisyona geliyor karavan, kalıyor. Bu birincisi. Yani bununla idare ettik. Bunu bayağı bir süre götürdük. Ama bir gün şöyle oldu. Sıkıştık abi köy yolunda. Araç uzun tabii. Toplam arabayla birlikte karavan boylar. 11-12 tırı geçiyorsun az bir şey. Tırdan, dorseli tırdan büyük oluyorsun. Köyde Google Maps'te sağ olsun 10 metre kısaysa bile sokar kestirmeye. Çevre yolu varmış. Biz girdik köy yolunun içine. Son anda uyandık işe. Çatı saçakları var, kiremit saçakları. Değmesine 1 santim falan kalmıştı. Ben içgüdüsel olarak durdum. Durduğumda çarpmama 1 santim kalmıştı köşesini. Çok da insanlar tavan köşelerini çarparlar bu sebepten. Uyandık işe. Şimdi öyle bir düğüm olmuşuz ki yola, köyün içine. Oradan artık çekerek geri manevra, bunların hiçbiri kurtarmayacağı net. Ortada bu sefer karavanı kurtarayım derken arabayı vurursun köy evlerinin duvarlarına. Tabii orada ne yapıyorsun? Hemen söküyorsun, ayırıyorsun birbirinden. Arabayı alıyorsun, atıyorsun ileriye bir boşluğa vesaire. Geri geliyorsun. Şimdi güzel dümdüz olsa elinle tıkır tıkır getirirsin karavanı da. Ama bizim mahsur kaldığımız yerdeki köy yolu hem bayır aşağı eğimliydi hem yana eğimliydi. Bayır aşağı eğimde de bir kere daha kalmıştım. El frenini tabi riskli. Böyle at gibi, ata oturur gibi oturmuştum buruna. El freni de elimde. Azıcık indiriyorum. Kayıyoruz. Tabi bacaklarımla bu sefer kafaya yön de vermem lazım. Enteresan bir durum. Hep yine hızlanınca çekiyorum el frenini falan. Öyle bir maceralı, düz ama eğimli, böyle yan eğimi olmayan dik eğimi olan bir yerde yürütmeyi başarmıştım. Ama bu sefer hem yan hem yokuş. İşte orada mover kendini bütün masrafını çıkarttı. Tabi mover'la zorlaya zorlaya, eğim olduğu için tabi yolda düzde gittiği gibi gitmiyor. Zorlaya zorlaya ısınıyor, kesiyor.
Bekliyorum soğusun rölesi. Tekrar 5-10 dakika sonra yine öyle 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 oradan o karavanı mover sayesinde çıkarttım. Yoksa sefil olmuştuk yani, hasar bile alırdık, kurtulamazdık. Ha şimdi ne oldu? Çok güzel tam otomatik, yani tekerleğe kendisi yaklaşan tam otomatik moverlar çıktı. Fiyatları nispeten bayağı makul. Endrolar çok güzel. Mustafa'ya taktık ondan bir tane. Tam ikisinin arasında bir fiyatlaması var. Yani mamut gibi deli paralar değil. Falan. Ranger'a neredeyse yakın fiyatları var. Tavsiye ederim. Çok da kuvvetli. Güzel bir mover'ı. O da memnun kullanıyor. Ben bu hobi şasi biraz farklı. Hobi şasiye uygun. Bizim şasi Alco değil. Knot olması lazım. Buna uygun şey üretmiş. Easy Driver markası. Üretmiş bir tane mover. Ben onu aldım. Ben de memnunum ama Enduro bence uyuyorsa şasinize daha uygun. Forumlarda, gruplarda gördüğüm kadarıyla frenler büyük dert. Allah'a şükür yaşamadım ben bir şey. Frenler ısınıyor mu? Kampana fren ısınıyor ondan sonra. Enteresan. Neden? Çünkü az tonaj yok abi. Yani 1,5 ton. Ona da biraz değinmek istiyorum. Ya ağırlık, bence frenleri yoran şey ağırlık oluyor. Çünkü bunun bu şasisini yapan markalar, büyük markalar, bunun bütün hesaplarını yapmışlardır. Ama biz ağırlık ekliyoruz. Nasıl ağırlık ekliyoruz? Mesela biliyor musunuz, şu mover'ın tanesi 10 kilo. İki tanesi 20 kilo yapar. Şu kasetli tente 30 kilo. 50'ye geldik bile. Klima koydun 25. 1-2 tabak, çanak, şudur budur. Nevresim, işte yıkamaya götürüyoruz yorganı bilmem neyi. Ya insanın kolu hissediyor ağırlığı. Yani tertemiz, gözle görünmeyen bir 100 kilo var. Uydu anteni, televizyon. Uydu anteni bakma sen. Yani birçok arkadaş bilmiyordur onun ağırlığını. Bir iki tane geçenlerde söktük, taktık, bir şeyler yaptık, işte tamire gitti. Ben şaşırdım elime alınca. Ciddi ağırmış o da meğersem. Güneş panelinin her biri dünyanın kilosu ağırlığı. Ya şunu fark ettim. Söyleyebileceğim şey şu. Ya böyle deli gibi rampalarda 1,5 ton frene, iki tane tekerleğin frenine biniyor bütün bunlar bu kampanaya. Soğusa problem yok. Kışın soğur. Kışın hiç korkmam, durmam bile. Yazın rampanın yarısında duracak yer varsa, manzara seyir terasları gibi yerler oluyor, karayolları yapıyor ya bunları. Buralarda dururum abi. Buralarda dururum. Hatta şöyle de bir enayilik yaptım. Tahmin etmedim o kadar ısınacağını. Parmağımla kampanaya değdim. Kampananın bütün deseni parmağıma yanık olarak çıktı geçen sene. Artık ıslatıp değdiriyorum parmağı. Fakat şeyi tavsiye ederim ya. Alüminyum jant. Alüminyum malzemesi. Ciddi şekilde ısı transferi yüksek bir malzeme. Alüminyum jant kampanayı soğutuyor. Bunu fark ettim. İyi bir şey. Ha, orijinal alüminyum jantlı sipariş edilir mi Avrupa karavan? Ha, saçma. Çünkü çok deli para. Manasız bir para. Güzel alüminyum jant sonradan takılabilir. Pekala da olur. Çünkü jantların boyutları küçük. 13, 14, 15 inçlerde taş çatlasın. Bunlar ucuz jantlar. Şimdi 16, 17, 18'lere çıkıldı otomobillerde. Ha, ama sakın ha, bir Çin malı jant falan olmaz yani. Arabaya takıyoruz. Arabanın kilosu ne falan da. Bunlarda ciddi bir yük var, ağırlık var. Lastikler zaten C sınıfı, yani o C commercial'dan geliyor, ticari araç sınıfı. Anca dayanıyor, yük katsayısı çok yüksek, yük kapasitesi çok yüksek. Dolayısıyla örneğin CMS'nin jantı. Şimdi CMS'nin 13-14 inç jantları çok ucuzdur, çok ucuzdur. Böyle jantlar alınıp jantlar değiştirilebilir. Hafiflik olur bir. Daha iyi çukurlara falan girdiğinde daha iyi dayanım olur. 2. Jantım yamuldu derdi kalmaz. Frenleri soğutuyor, onu fark ettim. Alüminyum jantı tavsiye ederim. Fren bakımı, kampana basit bir şey. Herkes yapar. Yaptırılabilir. Kamyoncu falan da aramaya gerek yok. Otomobillerin de daha düne kadar tamamının arkası kampanaydı. Bunun ayarını herkes yapar. Yeni moda çıkmış şimdi, kendini ayarlayan kampana sistemleri var. Sonradan dönüştürülebiliyormuş. Onu öğrendim Agustan. Benimki orijinal öyleymiş meğersem. Kendi kendini balata yıprandıkça, oradaki balatalar yıprandıkça mesafeyi kendisi
ayarlayacak. Nasıl anlarsın abi? Ya öyle hassas güzel bir fren sistemi var ki gerçekten. Frene, ışıklara yaklaşıyorsun. Tatlı bastın frene. Arkadan karavan sana tak diye hiç vurmayacak. Küçücük bir vurma varsa bile bil ki balataların hafiften aşınmış, bitti demiyorum. Aşınmış ayar gerektiriyor. Hiç vurmuyorsa hiç problem yok. Açmaya bile gerek yok.